Bayanlarda otizm nasıl anlaşılır? Otizm hem erkekleri hem de bayanlara etkileyen bilgileri işlemenin farklı bir yoludur. Araştırmalara göre bayanlarda otizm erkeklerden 5 kat daha fazla görülmektedir. Peki neden durum bu? Otizm erkeklerde bayanlardan daha mı yaygın? Bu konuda henüz daha tam basit bir cevap yok ve daha fazlasını bulmak ve cinsiyet ile otizm arasında gerçekten bir bağlantı olup olmadığını görmek için Devam eden bilimsel araştırmalar var. Neden daha az kadına otizm tanısı konulur? Kadınlara otizm tanısının erkeklerden daha az konulmasının açık bir nedeni olmasa da, araştırmalar bize kadınların neden teşhis olma olasılığının daha düşük olduğunu anlamamıza yardımcı olabilecek bir dizi fikir sunuyor. Çocukluk çağında erkekler genellikle kızlardan daha yıkıcıdır. Bu da dikkat alma olasılıklarının daha yüksek olmamasındandır. Bununla birlikte davranış özellikleri araştırılması gereken bir sorundan daha az olduğu için bu kızların fark edilmemesine neden olabilir. Otizmli bayanlar semptomlarını maskelemede daha iyidirler. Genel olarak kızlar akranlarına uyum sağlamakta da daha ustadır ve otizmli insanlar öne çıkmamaları için davranışlarını bastırmaya çalışabilirler. Bu sadece semptomların fark edilmemesine yol açmaz. Aynı zamanda zihinsel sağlık sorunlarına neden olabilir. Kız çocuklarında otizm belirti ve bulguları daha az şiddetlidir. Erkekler için ortalama tanı yaşı 3 ve kız çocuklarının ortalama yaşının 4 veya daha büyüktür. Kız çocukları daha az şiddetli semptomlar gösterir ve kızların sosyal olarak daha sessiz olmaları ve kabul edilebilir olduğu içindir. Otizmli bayanların özel ilgi alanları toplumsal olarak daha kabul edilebilir. Otizmli çocuklar genellikle makinelerin, tren veya dinozorların iç işleyişi gibi olan dışı konularda güçlü ilgi alanları geliştirirler. Otizmli kızlar genellikle kitap, bebek gibi kendi yaşındaki kızları daha tipik olan şeylere güçlü ilgileri geliştirirler. Otizmli kızın ilgisinin güçlenmesi muhtemeldir ancak fark edilmeden gitme olasılığı çok daha fazladır. Bayanlar genleriyle otizmden korunur. 2000 yılında yapılan bir araştırmada otizm genlerinin X kromozomunu üzerinde olduğu ileri sürmektedir. Kızlar her iki ebeveyinden de X kromozomları alır ancak erkekler annelerinden sadece bir tane alırlar. Kızlar tarafından kalıtsal olan tek kromozomun onlar otizm geliştirmekte koruyan baskılı bir gen içerdiği düşünülmektedir. Daha fazla araştırma, bayanlarda otizmi önlemek için erkeklere kıyasla daha fazla genetik mutasyona ihtiyaç duyulduğunu da göstermektedir. Ancak bu çalışmalar otizmli bayanların bu tür araştırmalara ne ölçüde dahil oldukları ile de açıklanabilir. Otizm bayanlarda başka nasıl kendini gösteriyor? Otizmli bayanlar davranış özelliklerinin otizmli erkeklere göre büyük ölçüde değiştiği defalarca ileri sürülmüştür. Ancak bunlar tam olarak nasıl farklılık göstermektedir? 2015'te cinsiyet ve otizm üzerinde yapılan bir araştırmada kadın otistik profilinin daha yeni ortaya çıktığını öne sürdü. Raporda yazarlar otizmli bayanların erkek meslektaşlarına kıyasla aşağıdaki davranışları sergilediklerini öne sürmektedir. Artan sosyal taklit becerileri, başkalarıyla doğrudan iletişim kurma arzusu, utangaç veya pasif olma eğilimi, daha iyi hayal gücü, geliştirmede daha iyi dil becerileri ve hayvanlara veya insanlara odaklanan ilgi alanları. Otizmli bayanların davranışları Otizmli bayanlar belirttiğim aşağıdaki davranışları sevgilerler. Otizmli bayanlar sosyalleşme ihtiyacının daha çok farkındadır. İletişim kurma becerileri olmasa bile otizmli kızlar genellikle akranlarının yaptıklarını kopyalar ve sosyal etkileşim için gereken becerileri taklit ederler. Otizmli kızlar genellikle sosyal teması başlatmaz. Ancak nasıl davranacakları konusunda oldukça kolay bir şekilde harekete geçebilirler. Otizmli bayanlar sözlerini dikkatli kullanma eğilimindedirler. Otizmli kızlar anlamsız yorumlar yapmak yerine sözlerini bir amaç için kullanırlar ve iletişimi başlatmak için konuşmayı kullanmazlar. Otizmli bayanlar genellikle geniş bir fantezi dünyası yaratırlar. Otizmli bir erkek çocuğunun güçlü özel ilgi alanları geliştireceği gibi otizmli bir kız da canlı bir hayal dünyası geliştirebilir veya kurgudan kaçarak çok eğlenebilir. Otizmli bayanlar bazı durumları anlamakta güçlük çekebilirler. Otizmli kızların sosyal hiyerarşisi, yanlış anlamaları ve farklı statüdeki insanlarla nasıl iletişim kuracaklarının farkında olmaları yaygındır. Bu aynı zamanda diğer akranların neden olduğundan daha popüler olduklarını anlamıyorlarsa kızların endişeli veya düşmancı olmalarına neden olabilir. Otizmli bayanlarda depresyon ve anksiyete oranlarının yüksek olma olasılığı daha yüksektir. Gençliklerinden itibaren otizmli kızların depresyon, anksiyete ve yeme bozuklukları daha dahil olmak üzere genellikle zihinsel sağlık sorunları geliştirdiğine dair kanıtlar olmuştur. Otizmli bayanların genellikle daha az arkadaşı olur. Özellikle gençliklerinde otizmli kızlar genellikle izole ederler, kendilerini veya akran grubundaki diğer kızlardan daha az arkadaş sahiptirler. Bu otizmli bayanların iletişim ve etkileşimle yaşadıkları zorlukları ilgilidir. Otizmli bayanlar özellikle ergenlik hayatını stresi bulurlar. Herhangi bir genç ergenlik yıllarıyla başa çıkmakta zorlansa da otizmli kızların cinselliklerini, ilişkilerini ve ergenliklerini kavramaları durumunda daha da fazla mücadele etmeleri muhtemeldir. Bu olayları anlamak çok zor olabilir. Bunun için otizm bayanları ve kızları doğru yardım ve yaklaşımla takip etmek çok önemlidir.